Allah'ın selameti, rahmeti, bereketi, mağfireti biz kullarının üzerine olsun. Risalet Penah Efendimiz, Resul-ü Zişan Efendimiz aleyhissalatu vesselama salat, selam, muhabbet olsun efendim. Peygamber çiçeğinin aydınlığında ara, sana doğru uzanan çaresiz ellerimi. Sırrımı söylüyorum vefakar balıklara, yalnız onlar tutacak bu dünyada yerimi. Koy verip telli pullu saçların rüzgara, bir çocuğun ardına düşen heykellerimi, Peygamber çiçeğinin aydınlığında ara. Geceniz mübarek olsun efendim. Bu gecede, sehere yakın bu gece vaktinde muhabbetinize, sofranıza ortak olmaya geldik. Allah konuşacaklarımızı ona yakınlaşmaya bir vesile kılsın. Aydınlık sabahlara uyandığımız sabahları bahşetsin, lütfetsin efendim. Muhabbetimize başlayacağız. Hemen konuklarımı tanıtayım. Muhabbetimize başlayalım. Efendim uzman, psikolog, sosyolog Birol Yılmaz Hocam ve İHH Şanlıurfa Bölge Temsilcimiz, Başkanımız Behçet Atilla abim. Kıymetli hocam, bugün bizlerle beraber olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş Safalar buyurdunuz. Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Hamdolsun hocam. İyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Var olun. Sağ olun. Hocam siz de hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz bizleri misafir ettiğiniz için. Allah razı olsun. Sizlerin şahsında TV.net ailesine teşekkür ederiz. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederim. Şimdi Ramazan programlarını açarken hani artık Ramazan'ın son evresindeyiz. Rahmet, bereket, cehennem azabından kurtuluş. Bu taksime göre 3. taksimdeyiz. Ramazan'ın gelişine sevinmek, gidişine de üzülmek imanlandır. Henüz gitmedi ama gitmeye artık yakın ve sona doğru yürüyoruz. Kadir gecesini idrak edeceğiz birkaç gece sonra. Şimdi Ramazan'ı geride bıraktık. Kıymetli abim, kıymetli hocam. Bir 20 küsür günü geride bıraktık. Sizin için nasıl geçti Ramazan bugüne kadar? Koşturdunuz mu? Sahada mıydınız? İçe mi döndünüz? Kendinizi daha çok ibadete mi verdiniz? Bu size ne kazandırdı? Bunu merak ediyorum. Kıymetli abim, sizden alalım. Sonra hocam size sorayım aynı soruyu. Buyurun. Tekrar teşekkür ederim. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Hani oruçlu insanlar genelde iftar vaktini tabir caizse iple çeker. Bir an önce ezan okunsun da orucumu açayım, iftarımı açayım. Bir su, bir yemek, bir çay neyse. Evet. Mübalağa etmiyorum. Allah şahittir. Biz günlerin biraz daha uzun olmasını istiyoruz. Yani çabuk bitmesin olmasa, diye mi? Hani diğer Allah'ın diğer kullarına zor olmasa bunu Allah'tan talep edeceğiz. Sebebi şu. Çünkü sahada yapmamız gereken o kadar çok iş var ki garip, gureba, yetim, fakir, muhacir. Hele hele şu son Gazze olayları koşuşturmaktan bu 20. iftardır. İnanın ben şu ana kadar 2 ya da 3 iftarı zamanında açmış durumdayım. Hiçbir iftarı normal vaktinde açamadık. Bunu bir şikayet, haşa bir sitem olarak değil. Bir vaka olarak bunu söylüyorum. Hep sahadaydınız değil Hep mi? Hep sahada, işlerle meşgul oluyordunuz. İşte yetimlerin sıkıntılarını gidermeye, fakirin, muhacirin, onun işiyle uğraşırken, bunun derdiyle uğraşırken, bunun ama onunla beraber Cenab-ı Allah size bu defa başka bir lütufta bulunuyor. Bir şey çok da belki insan aklına gelmeyen bir lütuf. Normalde şehirlerimizde çok trafik şeyi olmamasına rağmen eskide, artık her ilimizde trafik ciddi bir problem olmasına rağmen biz iftara yetişmediğimizden dolayı o iftar, artık herkes iftardayken biz yeni yola düşüp evlere doğru gidiyoruz ve trafik bomboş oluyor. O bomboşun verdiği korkunç bir haz var. İnanamazsınız. O anda bir dehşete düşüyorsunuz. Subhanallah diyorsunuz. Bu trafik biraz önce burada tıklım tıklım geçemiyorsunuz. Evet. Şu anda kimse yok. Kimse yoksa ne demektir? Bu insanlar hepsi oruçlu. Herkes şu anda evinde ya da sofraya arabasını oturmuş, bir yere çekmiş, iftarını açıyor. İşte siz geç kalmanın da Cenab-ı Allah başka bir şekilde, en azından bizim gördüğümüz evet, bu şekilde lütuflarda, Cenab-ı Allah'ın lütuflarıyla karşılaşıyoruz. Evet. Sahada yapmamız gereken çok iş var. Çok koşturuyoruz. Onun için nasıl geçtiğinin farkında bile olamıyoruz. Keşke daha diyoruz vakit olsa da mesela itikafa girebilsek, işte başka hayırlı hasenatlı şeyler yapabilsek,
Ama bu çalıştığımız alan ve beklenti o kadar fazla ki, acaba şu garibin, şu gurebanın işi aksarsa Cenab-ı Allah bizi cezalandırır mı diye onun korkusuyla koşuşturuyorsunuz ve şeyi fark edemiyorsunuz. Peki, Allah gücünüzü, kuvvetinizi artırsın. Sağ olun, teşekkür ederiz. Peki kıymetli hocam, sizin için nasıl geçti? Benim hem kendi içe dönük çalışmalarım, bireysel çalışmalarım hem de ekip çalışmaları şeklinde geçiyor. Bende bireysellik, içe dönüşlük her zaman daha fazladır. Aha. Ramazan'da daha çok olmalı aslında, bu önemli. Her zaman olmalı da her insan için. İmkanlar ölçüsünde işte taat ibadete riayet ederek devam ediyor. Ama ne kadar çok yapsak Cenab-ı Allah daha fazlasına layık. Hani men istetatum, istitaatiniz ölçüsünde yapın emri var ya, onun verdiği de bir rahatlık. Yoksa ne kadar yapsak aslında azdır. Az. O daha fazlasına layık. O şekilde gayretler ölçüsünde devam ediyor, edecek. Kişisel öyküye dönük şekilde daha çok bende yani. Evet. Devam İki ediyor. Türlü hali o çıkıyor. Bir topluma dönük, toplu sosyalleşerek yardım Aynen. faaliyetlerinde, bir de içe dönük, içte derinleşme çabalarıyla gidiyor. Ramazan aslında bunun harmanlaşmış şekli, harmanlaşmış hali. Peki abi, bu kadar koşturma içerisinde hani insan bir kenara çekilip dinlenmek istiyor. Mesela geçen gün itikafı konuştuk. Bir saatlik itikaf da söz konusu. Geçip kenara bir camide mesela ikindi öncesi bekleyip bir kendini dinlemek, bir işte ibadetten sonra bir dua ederek sadece öyle ikindinin o serinliğini hissetmeye çalışmak mesela. Evet. Bunu istiyor musunuz bazen bu kadar koşturma içinde? Evet, inanın istiyoruz ama şey bulamadığımız için, vakit bulamadığımız için bunları maalesef yeterince yapamıyoruz. O belki namaza bile yeterince odaklanamadığımızı. Hı-hı. Hani bir şey yapıyoruz ama sanki bir şeyi de eksiltiyoruz. Hı-hı. Bunu da itiraf edelim yani. Bir tarafı doldurmaya çalışırken bir tarafı da aslında dinimiz vasat. Vasatlığı emrediyor, orta hali vasat, emrediyor. Tabii. Ama bazen yaşadığınız vakalar, olaylar, karşılaştığınız durumlar bazen sizi sürüklüyor. Siz farkında olmadan bazı şeyleri de kaçırıyorsunuz. Mesela yaşanan, etrafta yaşanan diğer gelişmeleri de yani güncel konuları mesela bazen takip etmekte zorlanıyoruz. Biri bir yerde konuşuyor, aha öyle mi? Ha siz bunu duymadınız mı falan. Biraz şeye düşüyorsunuz. Evet. Yani yaşamak isteriz biz de gerçekten. Evet. Ama o da gerekiyor, bu da gerekiyor. Hocam başka bir konuda derinleşiyor. Siz burada işte bu medyanın zekatını, sadakasını bu şekilde şu anda yapıyorsunuz. Abi. Bizler başka konuda. Bunlar hepsi bir yan yana gelince inşallah toplumun inşallah. Menfaatine, toplumsal bir faydaya dönüşüyor. Evet. Durup bakmak, o dediniz yani ikindideki bakma gibi. Dingilleşme yaptığınız eylemlerin daha da iyi olmasını sağlar. Kaliteyi arttırır. Evet. Çalışmak kadar elzemdir durmak, bakmak. İkisinin biri olması lazım aynen, yoksa aynen, potansiyel aynen. işlemez. Evet. Yani normalde sizin olayları yönetmeniz veya şekil Tabii. vermeniz lazımken bizim çalıştığımız alanda bazen olaylar sizi şekillendiriyor, sürüklüyor. Veriminizi maalesef. Düşürür bu. Eyvallah. İster istemez. Doğrudur. Evet. Peki hocam, şimdi aslında bütün bunlarla bir kimlik oluşturuyoruz biz. Evet. İnsan hep muhakeme ile hayatını geçiriyor. Bir muhakeme, ya muhakeme kuruyor. Mesela akıl bali, zeka var ve diyor ki muhal farz, kasabın vitrininde gördüğü etin kendisinin olmadığının farkında vararak, aç dahi olsa almayacağının farkına vararak bir muhakeme kuruyor. Ama kedi böyle bir muhakemeye sahip değil. Bulduğu ilk fırsatta o vitrinin gediğinden içeriye sızıp o eti alabilecek. Şimdi bu muhakeme ve kimlik oluşturuyor. Aslında Ramazan'ın süreci de bizde bir kimlik, bir muhakeme, iyi kötü, doğru yanlış, helal haram muhakemesini daha da derinleştirmek için gerek sosyal çalışmalarla gerek içte derinleştirerek bunu yapıyor. Şimdi bu bağlamda hocam, muhakeme kurmada kimlik, ego, ruh, bu kavramları nasıl, can, nefis, nasıl anlamak lazım? Bu konuyla ilgili ne dersiniz? Sizin de sözünüz varsa konunun arasında abi. Buyurun. Şimdi hocam, insan dediğimiz türün diğer canlılardan en büyük farkı ne? Son derece gelişmiş büyük bir beyine sahip olması. İnsanı en büyük ayıran temel yapısı, özellikle düşünen beyninin diğer canlılardan çok daha büyük olması.
beyin öyle bir mekanizma ki her şeyin temeli insanın eyleme döktüğü, insana dair olan her şeyin temeli beyin. Seven beyin, nefret eden beyin, iman eden beyin, inkar eden beyin temel bir mekanizması var. Çok kabaca aslında üçe ayrılıyor. Bir sürüngen beyin tüm canlılarda var, o kedi örneğinde olduğu gibi. Her türlü canlıda temel yaşam mekanizmasını sağlayan alt beyin deniliyor buna. Hemen orta beyin, limbik sistem denilen duygunun, hislerin merkezi. Limbik yüzük demek, antik Yunan'dan geliyor. Limbik sistem resimlerine bakın, böyle yüzük gibidir. Bir de üst lob, frontal korteks denen düşünmenin, muhakemenin, temizin, analizin merkezi. İnsanı insan yapan yol, frontal korteks. Gelişimsel süreçte en son gelişen bölge, özellikle şu alın kısmı, profrontal lob, ön demek pro. En büyük özelliği de frenleme mekanizması, inhibitasyon, nefsin önüne geçme, dürtülerin kontrolü, dürtü baskılanması. Her istediğimizi yapmıyoruz değil mi? Niçin? Orucu tutturan mekanizma. İstediğiniz halde suya sizi götürmeyen şey. O fren mekanizması. Ya beynin ön lobunun, insanı insan yapan kısmının şeyi. Buradan bakmak lazım. Yani bütün bir beynin bütün olarak ele aldığınızda da o zaman sağlıklı birey ne? O ego dediğiniz, o ben dediğimiz yapı, düşünen beynin, o ön lobun kontrolünde tüm bu mekanizmanın bütüncüllüğünü sağlayan yönümüz. Dolayısıyla ego, aklı selim, düşünen, akleden yönümüz demek. Ego ne kadar büyükse, ego kapasitesi denir ona, ne kadar genişse siz daha sağlıklı bakabilen insan demeksinizdir. Yani kötü bir şey değil ego. Ne egolu insanla, çok iyi insan anlamına gelir. Ego böyle bir şey. Burada enaniyet olarak algılamıyoruz egoyu. Yok, hayır, halk arasındaki şey. Bencillik şey, enaniyet değil. Ego insanın sağlıklı bakabilen, içinde bulunduğu realiteyi doğru okuyabilen yönü. Temiz kabiliyeti, analiz yönü. Modern psikolojinin en meşhur mottosu here and now, burada ve şu an. Ki öyle, geçmiş var mı? Yok, şu an yok. Geçmişin getirdikleri eyvah, var. Bir de gelecek kaygısı olabilir, yoksa an var, başka hiçbir şey yok. Burada ve şu anı yakalayabilen yönümüz. Burada ve şu an elimizde olan tek gerçeklik. Bizim 1000 yıl önceki kitaplarımızda geçiyor, düşünebiliyor musunuz? Dem bu demdir. İbnül Vakt, andaki kişi. Tasavvuf ehlinin meşhur sözüdür. Ev vakti kesseyfi illem taktahu katahu. Vakit kılıç gibidir. Sen onu kesmezsen o seni keser. Burada ve şu an atıf aynı şey aslında. kişinin içinde olduğu tek gerçekliğine, realiteye bakabilen yönü. Ben dediğimiz, ego dediğimiz o. Kimlik ne o zaman? Kimlik de hepimizin kendisiyle ilgili bu zihinsel dünyasında, imgeseldeki tasarımı. Benim bir rol Yılmaz derken kafamda olan o yapı. Kendilikte bu. Bunların eyleme vurması, karakter. Tabii bunların hiçbiri de sabit değil. Zamanla içinde bulunduğumuz sosyolojik yapı, simgesel değişiyor yapı, yani yapı göre, habitata göre zaman içinde de değişebilen şeyler. Böyle bir bakmak lazım. Sağlıklı birey de tüm bu diyalektiği doğru okuyan kişi demek. Ama burada şu da var, tüm bunların hepsi doğru ama biraz daha işin içine girdiğiniz zaman bu tabloyu oluşturan arkada çok daha büyük bir yapının olduğunu görüyorsunuz. Bilinç dışı dediğimiz bir yapı. Bizi buraya toplayan şey, size orucu tutturan şey, deminki o yaptığınız hizmetleri yaptıran mekanizma. Şimdi bilinç düzeyinde birçok şey anlatabilir hocam, anlatacak doğru hepsi. Saat ne kadar anlatsa az ama arkasında onun bir bilinç dışı bir yapının olduğunu görüyoruz, asıl fail. Onu da görerek bakabilme becerisi. Bu kadar sahada olmasının bir bilinç dışı sebebi. Bilinç dışı bir yapılanmanın etkisi olduğunu öğrendik. Şeyi mi diyorsunuz hocam? Son asırda özellikle. Realiteyi okuyan o yönümüzün, rasyonalite olan, ustalaştıran halimizin arkasında bir bilinç dışının olduğunu keşfettik ve asıl failin o olduğunu gördük. O da öyle gizemli, mistik bir şey değil, öyle silen, temizlenen bir şey değil, çok yanlış inanışlar var. Bir bellek türü, kısa süreli, uzun süreli bellek var zihnimizde. Onun gibi benimle gelişen bir şey, anılarımla, şu an oluşuyor, bastırmalarımla, dile getiremediklerimle oluşan bir mekanizma, bir dil gibi bir yapısı var. Dil gibi dediğim nedir? Dil aslında bir şey. Gösteren gösterilen metonomi metafordur. Dil odur. Nedir? Dil başka ne olacak? Bunların bağlamı. Bilinç dışının da böyle bir yapısı var. Tüm bu diyalektiği görebilen insan içinde peki, bulunduğu realiteyi peki doğru hocam, okur. Peki hocam, mesela Behçet hocamın bu kadar sahada olmasının üzerinden somutlaştıracak olursak. Şimdi niçin bu kadar yardım faaliyetlerinde bulunuyorsun? Cevap, Allah rızası için. Birçok şey söyleyebilir. Ama bu yardım faaliyetlerinde bulunmasının, bu davranışta olmasının bir sebebi var bilinçaltında yatan.
Evet, işte bilinç dışı desek bilinç dışı. Belki öğrenilmiş bir davranışı var. Aynen. Annesinden, farkında babasından. Farkında olmadan öğrenmiş. Farkında olmadan. Niçin böyle bir insansın? Aynen. Niçin yardım ediyorsunun cevabı mıdır? Evet ve bu görülebilir, anlaşılabilir bir şey. Bir bellek türü dediğim gibi. O anlaşıldıkça, niye anlaşılması lazım? Çünkü eylemlerimi niçin yaptığımı göreceğim. Daha aklı selim yönümü güçlendireceğim. Ben ne yapıyorum? Kendi diyalektiğimi ve ötekiyle olan ilişkimi görmemi sağlıyor. Kendi hayatımın öznesi olmasını sağlıyor. Yoksa edilgen, öğrenilmiş, ne olduğunu bilmeden doğru zannettiklerimle, Erich Fromm'un meşhur bir sözü var ya, yaşanmamış yaşamlar diyor. Öyle bir hayat sürerim. Dolayısıyla aklı selim dediğiniz o yön, tefhim, idrak edebilen fehmetmek. Kişi tüm bu diyalektiği doğru anlayabilen birey demek. Sağlıklı birey. Kısaca öyle tanımlayabiliriz. Evet. Peki bir duygu oluşuyor. Şimdi kimlik, aynen. Karakter, sonra duygular. En temelde, her şeyi temel. Belirleyen, evet. Düşüncemizi bile şekillendiren. Şu an ben konuşuyorum değil mi, düşünüyorum. Hı-hı. Onun altında aslında duygu var. Hı-hı. Bu samimi ortam, hı-hı, sıcaklık, ihlas bana bunları söylüyor. 100 farklı kelimeyle anlatabilirim. Şu an düşünmeden bu tamamen duygunun etkisi. Samimiyet dediğimiz, evet, ihlas dediğimiz şey. Evet. Düşünceyi de etkiliyor duygu. Duygu her şeyin temelidir. Peki duyguyu yaşamayan kimlik bozulur mu? Tabii bozulur. Mesela olmaz. Öfkelendiniz sahada. Behçet abim sahada dolaşırken öfkelendi diyelim. Muhalif arz, hayat bu ya. Yani öfke de var, gözyaşı da var. Öfkesini o an yaşamazsa. Aynen. Ya da nasıl yapacak mesela duyguyu orada? Duyguyu her neyse, 7 temel duygudan bahsediliyor, ayrı bir konudur. O duyguyu yerinde ve yeterince kontrol edebilir bir seviyede, regülasyon deniliyor buna, yaşamalı. Hiçbiri kötü değil. Regüle korku, etmeli yani. Dengelemeli. Olması gerektiği gibi yaşamamalı. Zaten bilinç dışı nasıl oluşuyor? Duyguları olması gerektiği gibi yaşamamak, her ne yaşıyorsak onu dile söyleme getirememektir bilinç dışını oluşturan. Dile getiremediklerim, ifade edemediklerimin bir ambalajı. Orada kalmıyor, yok olmuyor ve o etkiliyor. Her ne yaşıyorsa bir çalışmalarında muhtemelen sıkıntılar var. Onu orada yaşaması, öfkeyse öfkeyi yerinde, yeterince altın kural. Tabii bunun ölçüsü de çok önemli. Bu şekilde olur. Çok kıymetlidir hepsi. Öfkü, üzüntü, coşku, tiksinti, mahcubiyet, 7 temel duygu var. Hepsinin yerinde ve yeterince yaşanması lazım. Duygusal esneklik olması lazım. Peki, bu bir öğrenme biçimi. Tabii. Aksiyon insanı olarak Behçet abime sormak istiyorum ben. Şimdi sahada öfkelendiniz. Mesela, acaba regüle edilebiliyor mu sahada? Yani o dengeyi sağlayabiliyor musunuz? Yoksa bütün gemileri yakıp gidebiliyor her musunuz? Sizi değil. Regüle eden ne, evet, oluyor yani? Şimdi her zaman kontrol altında tutmak, bu da imtihanın bir gereği olsa, evet, gerek. Her zaman bunu tam şeyde tutmak, kıvamında tabiri caizse. Aynen. Hocam gibi o teknik terimlere çok haiz değiliz, kusura bakmasın kontrol hocam. Ama filan, yani hocamın bu anlattığı kategorileri veya şeyleri biz yaşıyoruz ama hocalarım da bunları kategorize ediyor. Evet. Yerli yerine anlatıyor veya nerede olması gerektiğini. Biz de bunu biraz şeye bağlıyoruz, yani hocam da muhtemelen öyle, inancımıza bağlıyoruz. Temel değerlerimize bağlıyoruz. İmanımız bize bunu emrediyor. Yani musibetler karşısında veya yaşadıklarınız olumsuzluklar karşısında nasıl bir tavır takınacağını. Ama zaman yeri de gelir. Şöyle bir şey de olabiliyor. Hazreti Ömer'e atfedilen bir sözdür. Çok kaba belki, özür diliyorum. Diyor ki kızmayanın, affedersiniz, eşekten ne farkı var? Evet. Yeri ve zamanı geldiğinde kızmasını da bilen bilmelidir. Aynen. Ama yerine ve zamanına göre. Yoksa o duyguların bir kısmını şey yapmış oluyorsunuz, sahanın tamamen dışına itmiş oluyorsunuz. Hı. Ve bu duyguların tamamının yaşanmasıyla insan tam kamil bir insan oluyor. Aynen. Ama yeterince onu terbiye edip kontrolü yapabiliyor musunuz, yapamıyor musunuz? Ya değil, regüle edebiliyor, evet, musunuz? Regüle, evet, evet. Dengedir asıl olan, denge. Evet. Her eylemimizde tabii, odur tabii. Üstadım. Denge yoksa, hiçbir eyleminiz sağlıklı gitmez. Çünkü vasat din değil aynen, mi? Aynen, yani, ümmeten vasaten, doğru. Vasat bir ümmet, aynen, vasat bir şey. Biz bunları işte hocamın tabiriyle regüle veya bizim kontrollü bir denge, kontrollü bir denge diyelim. Böyle bunlar olmazsa, peki, verimli olamıyor. Aynen. Bunlar işte duygu dedi hocam. Biz bunu, bu çalışmaları yapar. Evet.
Abim, kısa bir aramız var. Gaziantep imsakına giriyoruz. Kusura bakmayın böyle. Biz de son sularımızı içelim. Tamam. İnşallah sonra devam edelim. Bu çalışmalarda kalmıştık. Peki. Sonra şeye göreceğiz hocam. Şimdi ruh bazı darbeler yiyor. Taarruzlara uğruyor. Acaba taarruzlara uğradığı zaman ne yapması lazım? Bu konuyla ilgili sonra sizinle dönelim inşallah. Peki inşallah. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara, ardından muhabbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Thank you.
Efendim tekrar hoş geldiniz, safalar buyurdunuz. Geceniz hayır, sahurunuz mübarek olsun efendim. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için konuklarımı bir daha tanıtayım. Muhabbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Uzman psikolog, sosyolog Birol Yılmaz ve İHH Şanlıurfa temsilcimiz Sayın Behçet Atilla ağabeyim bugün bizlerle beraber. Araya gitmeden önce duygu, kimlik, ego, insanın kimliğin ne olduğu, kimliği nasıl tanımlamak gerektiği konuları üzerinde durduk hocam. Ramazan Mektebi'nin aslında bir kimlik oluşturmada, bir muhakeme kurmakta, iyi kötüyü, doğruyu yanlışı, haramı, helali birbirinden ayırmakta bize bir yol harita çizdiğini, bu şuuru yeniden uyandırdığını konuştuk. Sonra duygularla ilgili bir bölüme girdik. Temel duygular. Şimdi sahada öfkeleniyoruz dedik. Öfkelendiğimiz zaman ne olmalı? Hocam cevapladı. Sonra hocam sahada aksiyonla, öfkeyle karşılaştığı zaman ne yaptığını söyledi. Tam da şurada kalmıştık kıymetli abim. Şimdi, temel duygunuz ne? Temel motivasyon. Hadi biraz modernist bir dille sorayım. Motivasyonunuz nedir yardım çalışmalarında? Bu duygunuzu oluşturan temel dinamiğiniz ne? Yoksa bu kadar diğer gamlığı nasıl izah etmek mümkün? Buyurun. Şimdi öncelikle insani duygular ve imani, yani inandığımız temel değerler bizi sahaya sürüklüyor. Sahaya giriyorsunuz. Sahaya girdikten sonra bu kendiliğinden bir döngüye dönüşmeye başlıyor. O döngü kahır ekseriyetle diğergamlık üzerinde ve empati kurmayla ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle kendiniz için istediğiniz bir şeyi mümin kardeşiniz için istemedikçe gerçek iman etmiş olamazsınız. Bir çocuğun yaşadığı veya bir yetimin yaşadığı bir duruma şahit oluyorsunuz. Onu kendi çocuğunuzla, çocuğunuz yoksa yeğeninizle veya en yakınında sevdiğiniz kişilerle yerine koyuyorsunuz. Bir empati kuruyorsunuz. Diyorsunuz ki bu böyle olursa ne yapardım? Bu durumla karşılaşsaydım. Eğer iyi bir insansanız, yani insani değerler noktasında ve o fıtri duygularınızı muhafaza etmişseniz sizin yerinizde durma gibi bir şansınız kanaatimce yoktur. Bazı arkadaşlar ya bu kadar enerji, bu kadar şeyi nereden buluyorsunuz, buraya koşuyorsunuz, bunu yetiştiremiyorsunuz, yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Ben şunu söylüyorum, karşılaştığım manzaralar hangi biriniz, şu stüdyoda iki abim var, kardeşim var, İkiniz de şu yaşadıklarımızı yaşasanız en az bizim kadar koşarsınız. En az bizim kadar koşturursunuz. Bu diğer bizi izleyen kardeşlerimiz için de böyledir. Bir örnek müsaadeniz olursa söyleyeyim. Bir evi ziyaret ediyoruz. İşte bir çocuk gözü şarapnel parçasından bir gözünü kaybetmiş. Kızım okula gidiyor musun dedim. Suriyeli çocuktur. Yok amca dedi. Niye gitmiyorsun? Bir gün tek okula gittim dedi. Çocuklar herkes parmağıyla gözümü işaret etti. Bu çocuk kördür dedi. Gözü görmüyor dedi. Tabii o çocuk yaşta, çocukların böyle davranışları normal. Biraz yetişkin bir insan bunu demez. Akran zorbalığı evet, evet. Da. Ve bunu parmağıyla diyor gösterdi. Ben bir daha diyor okula gidemedim. Ben orada yani yıkılıyor insan. Tabii. Yani. Ama yıkılmamak lazım. Ne yapmamız lazım? Bu çocuğu nasıl yardımcı, bunun ailesine nasıl yardımcı olalım? Biz bunu dedi ki kızım inşallah en kısa zamanda sana yardımcı oluruz. İşte arkadaşlara, çevreye haber saldık ve Antep'e getirdik. Urfa'dan Antep'e getirdik. Burada sağlık açısından daha güzel imkanlar olduğundan dolayı biz uzun bir süre uğraştık. Bu yavrumuzu getirdik. Doktorlarımız dedi ki bunun gözünün kurtarılması söz konusu değil. Ama tabir caizse kaportayı düzeltebiliriz. Yani dış görünüş sunni bir gözle ama çocuk o kadar mutlu oldu ki, o kadar seviniyor ki o sevinci bizi çok uzun bir süre götürüyor, bizi idare ediyor. Bir süre sonra bir baktım çocuk yani ilkokul yaşında bir çocuk güzelce örtülmüş bir çocuk annesiyle içeri girdi. İnanın ben çocuğu tanımadım. Bir baktım annesi selam verdi. Tanımadın mı dedi. Bir daha özel dikkat ettim. Dedi ki Sidra bu. Aa sevindim. Dedi ki bize Sidra şunu söyledi. Bu amcalar bize çok yardımcı oldu. Bizi çok sevindirdi. Ben onları nasıl sevindireyim? Biz de onlara bir hediye alalım. Diyor dedim ki kızım sen onların gerçekten sevinmesini istiyor musun? Evet istiyorum, onun için soruyorum. O zaman sen başını güzelce ört, namazını kıl.
amcalara senin namaza başladığını, örtündüğünü söylersek onlar en fazla bununla mutlu olurlar. Düşünebiliyor musunuz? Hiç biz düşünememiştik yani o kadar şeyi. Ama evet, nelere mal oluyor ve o manzara çok uzun bir süre edin. Bizim için enerji oluyor. Motivasyonu, motivasyonu teşvik alıyor. Allah gücünüzü artırsın amin, hocam. Allah razı olsun. Geçen ilk bölümde de yine benzerde Allah gücünüzü kuvvetinizi artırsın demiştim. Amin. Bu da amin. Üçüncü duam oldu hocam size. Allah razı olsun. Eyvallah, sağ olasın abi. Bakın sidra yüzünden bol bol dua ediyoruz. Evet. Elhamdülillah. Eyvallah, hamdolsun. Şimdi hocam sidranın yerine koydum Behçet abim konuşurken kendimi. Şimdi bir acıyla muhatap, zorbalıkla muhatap, okula gidiyor zorbalıkla muhatap. Kendini de ifade edemiyor ve bir ele muhtaç o haliyle. Yani Allah'ın yardımına muhtaç, Allah'ın yardım göndereceği kişiye muhtaç. Allah vesilesiyle. Şimdi sidra böyle bir acıyla nasıl sabırlı olabilir? Evet. Nasıl sabredebilir? Ya da ruhi dayanıklılığını nasıl koruyabilir? Mümkün müdür evet, bu? Evet, evet. Buradan daha sonra toplumsal afetler, deprem, savaş gibi şu an Gazze'de yaşanan olaylarla ilgili acaba ruhi dayanıklılık bunlarda nasıl mümkün olabilir? Aynen. Bireyden topluma bunu nasıl izah edebiliriz hocam? Buyurun. Burada yani insanın ruhi dayanıklılığı ne demek, nasıl olmalının önemini görüyoruz burada. Psikoloji dünyasına son zamanlarda geçen yeni bir tanım bu. Duygusal esneklik, ruhsal dayanıklılık, rezilasyon diye geçti. Yılmazlık falan da diyorlar aynı hepsi. Yani ruhsal olarak kişinin dayanıklılığı, hayatın merkezinde olan şey. Hmm. Binlerce örnek verebiliriz. İnsanın aslında her motivasyon kaynağının temeli bu. Duygusal dayanıklılığı. Ne kadar bilgili, entelektüel, donanımlı olursanız olun, duygusal dayanıklılığınız yoksa ciddi rahatsızlığınız var. Demek ki siz hiçbir eyleminiz verimli olmaz. Dengeli olmaz. Hiçbir şey dengeli olmaz. O zaman duygusal dayanıklılık ne? Yani duyguların yerinde zamanında yaşanması, esneme kabiliyeti aslında, esneme. Katılık öldürür derler ya, katılıktan kurtulma. Yani esneme ne demek? Hem geriye kadar gidebilme, kendi öyküne kadar, hem önüne bakabilme, aradaki bu paralelliği sağlayabilme yönü. Tüm o yapıyı doğru okuyabilme yönü. Nerelerde zorlanıyorum? Hangi söylemde, hangi eylemde? Kendimi görmem, kırılmalarım nerelerde? Yani hocam, esnekliği nerede kaybediyorumu görmek. Sidrayla alay edildiğinde gidip gözyaşı döküyor. Sonra gözyaşını silip hayatına devam ediyor. Bu esneklik midir? Bu esnekliktir. Hayatına devam etme aşamasına bakmak. Bu bir kırılma, bu bir travma aslında. Hmm. Duygusal esneklik, ruhsal dayanıklılık aslında travmalarla oluşuyor. Travma bu anlamda kötü bir şey değil. Bizi geliştiren bir şey. Engellenmelerimizle kırılmaların optimalin üstünde olması, optimal uygun demek, normal olan karşılayabildiğim, üstesinden gelebildiğim şeyler demek. Gelemediklerim de optimal üstü olanlar. Karşılaştığım sorunlar, fraktürasyon dedikleri bu, engellenmeler, kırılmalar optimalin altındaysa bizi büyüten bir şey. Sorunlar bu anlamda iyi yani. O sorunlar, kırılmalar optimalin üstündeyse, yani travma baş edilemez haldeyse, rahatsız eden, psikolojik sorunlara neden olan bir şey. Dolayısıyla travma ikiye ayrılıyor. İyi gelen, bizi geliştiren bir travma ya da sorunları büyüten travma. İşte bu örnekte o kişiye, o vatandaş ya da hiç fark etmez. Bir genel olarak düşünün, insan dediğimiz bu, canlı türü bu. Her türlü karşılaştığı eylemde optimalin altında kırılmalar yaşıyorsa ki yaşamalı, bu onu çok geliştiren bir şey. Biz zaten hem biyolojik olarak hem ruhsal olarak engellemelerle, sorunlarla, kırılmalarla gelişen, deneyime dayalı büyüyen bir türüz biz. Biyolojik olarak da öyle, mikroplarla gelişiyoruz aslında. Özür dilerim, hani yıkmayan darbe güçlendirir. Aynen, öyle güçlendiren mi? Bir şey. Yıkmayan, yani optimalin altında olan güçlendiren bir şey. Psikolojik olarak da öyle, bedenin öyle ağrılarla küçükken büyüyüp sağlam bir bedene sahip olmak gibi. Ruhsal yapıda da engellemeler, optimalin altında olan kırılmalar olmalı ki gelişelim. Ve bunun ilk temeli ailede oluyor. Erken çocukluk dönemi her zaman üzerinde duruyoruz. Hı. Çok önemli. 0-3 yaş diyoruz ya, 0-6 yaşa kadar olan çekirdek dönem. Hı hı. Kişilik yapılanmasının en temeli. Bu gelişimin de temeli orada. Çocuk doğar doğmaz bakım verenleri tarafından
optimalin altında kırılmalara maruz bırakılmazsa, el bebek gül bebek yetiştirilirse bu çocuk en ufak bir kırılmada ciddi sorun yaşayabilir. O yüzden problemler yaşatılmalı. Steril büyütme steril büyüyorsa ciddi sorun yaşar. Okula gittiğinde, kreşe gittiğinde, hayata atıldığında atılacak, baş edemeyeceği sorunlar olur. Dolayısıyla ailede bu kırılmaları yaşaması lazım. Kardeş kavgalarının böyle bir artısı var. O büyüten bir şey, o kıskançlık, çekememezlik onu güçlendiriyor, öğreniyor. Ailenin de tabii adil davranması lazım. Buradaki yapıyla oluşuyor. Özellikle 0-1 yaş. Erikson ona güvene karşı güvensizlik evresi dedi ona. Çok önemli. Güvenli bağlanmanın olduğu dönem. Anne ile o diyetik ilişkide çocuğun ihtiyaçları zamanında giderilirse anne tarafından, anne bunu iyi okursa, ki anne zaten o demektir. İyi okuyabilen, kavrayan, gören kişi demektir. Anne odur. Sadece doğuma indirgemeyin. Bu şekilde çocuk görülürse güvenli bir bağlanma oluşuyor ve kendilik aktivasyonuyla fiziksel ihtiyaçları giderildi, ruhsal olarak da doydu. Bu ona muazzam bir tatmin da duygusu veriyor ve etrafını anlamlandırmaya başlıyor. O zaman merak ve keşif duygusuyla. Sidra, optimalin altındaki bu kırılmayla daha olgun bir birey olmaya... Daha olgun bir birey, daha güçlenen bir kimlik haline geldi. Hale gelebilir, evet. Gelir ve bir mümtaz, seçkin, örnek bir profil oluşturacak gibi gözüküyor. Ama bunun temelinde baktığımız zaman yaşadığı travmalar, onu yıkmayan, öyle diyelim, engellemeler var ve bunun da kökü duygusal esnekliğin, duygusal sağlamlığın özü ailedeki bu bakımla oluyor. Diyelim ki aksama oldu, böyle bir ortamınız olmadı, sorun mu değil, bu öğrenilebilir bir şey. İnsan her yaşta bunu öğrenebilir. Kırılmalarım nerede, eksikliklerim nerede, duygu kontrollerinde nerelerde bozukluk var, hangi duyguda baş edemiyorum, öfkeyle baş ediyorum diyelim, üzüntüyle edemiyorum. Bunları görmek ve bunların üstesinden gelmekle kişi duygusal esnekliğini sağlayabilir. Her yaşta olabilir bu yani. Erken çocukluk temel ama orada olmadı diye kaybetmeyeceğiz. Kazanabileceğimiz bir şey, öğrenilebilir bir şey. Bu çok önemli. En kıymetli yanı bu. Evle sokağın dengesini kurmak lazım hocam. Aynen, çünkü biz bir şeyde yetişiyoruz. İçinde insan aslında dile, içinde bulunduğu simgesel yapıya doğuyor üstadım. İnsan dile doğar. İçindeki habitata doğar, sosyolojiye doğuyoruz aslında. Anneden doğunca eksik oluyor. Her doğu, insan... gerçek doğum dille. Dilden kastettiğim yasalar, yasaklar, haramlar, helaller, kanunların olduğu o topluca. Dil dediğim o yani. Bir sosyolojik yapıyla benliğimizi inşa ediyoruz. Ona göre şekilleniyoruz. Dolayısıyla buradan bakmak lazım. Bu dediğinizi teyit babında söylüyorum. Mesela etrafımda çok yetimlerle uğraşıyoruz, fakir insanlarla. Bu yetimlerin süreç içinde büyürken işte yaşa, o düşe kalkanlığı en fazla yaşadıklarından olsa gerek, sizin de bu dediğinizle beraber okursak bu çocukların çok daha başarılı olduğunu, aynen, sınıflarda ya da kendini ifade etmede, yani bu herhalde hocamın tam dediği de güçlü bir kimlik oluşturmayı sağlıyor, evet, evet, bunlar. Daha etkili, daha tesirli ve kendini daha iyi koruyabilen, daha faydalı bir bireye dönüşebildiğine şahit oluyoruz. Ama bazısı da tersi, daha hırçın, bir baskın, daha öfkeli oluyor bazıları. İşte bazıları da öyle. Optimalin üzerindeki dayanamayacağı, eyvallah, üstesinden gelemeyeceği problemler. Yani galiba orada bir şey var, bir mihenk, bir durum. Mihenk var, bireye orayı göre değişen bir şey. Geçip geçmemeyle alakalı bir durum. Evet, kişiye sanki göre değişen, evet, bir şey. Evet. Kişinin... Veya onu terbiye etme, yani o duyguları, aynen, o düşünceleri terbiye etmeyle de ilgili olsa gerek. İçinde bulunduğu, evet, ailedeki, ailenin, ortamdaki, toplumsal yapıdaki yetişmesiyle alakalı, yani kişinin dayanıklılığıyla alakalı, dayanıklılık da bireye göre değişen bir şey. Eyvallah. Merhaba. Buradan bakmak lazım. Evet. Peki şimdi hani dayanıklılık diyoruz, ruhi dayanıklılık. Kişiler birebir böyle acılarla muhatap olabiliyorlar. Şimdi biz geçen sene depremden hemen sonra Ramazan'ı yaşadık. Çok büyük acılarla muhatap olduk. Şimdi toplumsal bir acı, toplumsal bir afet. Ben şunu hissettim depremdeyken. Bu sene de Gazze'nin hemen sonrasına Ramazan'ı yaşıyoruz. Herkesin aynı acıyı yaşaması, acıyı ortak kıldığı için dayanıklılığı artırıyor. Kesinlikle. Metaneti artırıyor. Hafifleten acaba, bir yönü var. Şimdi Gazze ile ilgili size de soracağım abi. Gazze'de ruhsal dayanıklılıkla ilgili nasıl bir durum var? Bu ruhsal dayanıklılığı sağlayan ne? Ne dersiniz kıymetli hocam? Sonra abim, eyvallah, size sorayım. Şunu söyleyeyim önce, yassın. Acıyı hafifleten yönü var. Ağıtların bile özü odur. 40-50 kişinin bir araya gelip ağıt yakması, o acıyı, kaybı hafifleten bir şey.
Freud'un Yas ve Melankoli makalesi var. Çok ilham verici, ufuk açıcı bir şey. Orada diyor ki, kayıpta diyor, kimi kaybettiğiniz değil, neyi kaybettiğiniz önemlidir. Gazet ederken nedir o? Neresi filan değil, sizdeki karşılığı. Her türlü kayıpta, öyle düşünün. Birçok dinamiği var, onlara bakmak lazım. Nerelerde o çok zorluyor, nerede afletiyor? Süreç önemli, orada yılların süreci var. Oradaki yetişen bir genci düşünsenize. Nasıl pişmiş ya, nasıl yetişmiş? Babadan, dededen gelen bir sürü kırılmalar yaşamış, nasıl bir kimlik oluşmuştur? Onların bu yapıyı karşılamaları bize göre daha güçlü mesela. Bakıyorsunuz daha metanetli. Yani evet, bizim evet. Kolay kolay kaldıramayacağımız şeyler, uzakta olmamıza rağmen çok daha fazla etkilendiğimiz şeylerin üstesinden narat geliyorlar. Bunların bir kısmına ben şahit oldum. Gazze'de bunlara şahit oldum. Üstten füzeler geçiyor, altta yemek yiyorlar mesela. Aynen. Hocam, özür dilerim. Gazze'de daha önce yaşadım, bu süreçte daha gidemedim ama kısmetse bu 14 Nisan'da tekrar çıkacağız gemilerle, Allah izin verirse. Öyle bir şeyde düşeyim not. Şimdi Gazze'de bomba bir yere düşer. İnsanlar hızlıca o cenazeyi alır, defneder ve insanlar kendi normal günlük hayatına döner. Bizim burada işte bir olay, bir durum olduğunda uzun yaslar, dövünmeler, şunlar bunlar. O ortam onu gerek. Çünkü şimdi mesela Gazze'de bizim burada işte çelik çomak vesaire oynanır. Şu anda tabletlerle bilgisayar oyunları. Gazze'de 5-10 çocuk bir araya geldiği zaman ben buna şahit olmuşum. Şöyle omuzlarına hocam bir ahşap veya bir ne bulursa bir şey koyar. İçinde kiloca en hafifini oranın üstüne koyar. Tekbir getirir. Siyonistler mesela adı Ahmet olsun. Ahmet'i şehit etti. Öcünü almamız lazım. Tekbir, Allahu Ekber. Bu şekilde Gazze'nin bir sokağın bir ucundan bir ucuna kadar gider. Gittikçe de habire kar topu gibi büyür. Çocuklar böyle büyüyor. Evet. Yani o acı artık onlara orada normal günlük bir hayatın bir parçası gibi ya da bir şehit ailesine. Ben ziyaret ettim şehitlerin taziyesinin yapıldığı yere. Ya inanılır gibi değil. Taziyenin üzerinde yazmış, düğün evine hoş geldiniz. Eğer şehitse onu düğün gibi karşılıyor. Benim çocuğumun düğün günüdür bugün. En mutlu olduğum gündür. Bir anne diğer anneye taziye ziyaretine gidiyor. Şunu diyor. Diyor ki İşte başınız sağ olsun, inna lillahi ve inna ileyhi raciun, Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. En son sözü çok önemlidir. Darısı diyor benim başıma. Darısı benim başıma. Çünkü her ailede şehit var. Adeta şehit yarışına girmiş toplum. Kimin şehidi daha fazla, o daha muteber. Böyle bir ortam. Mesela Muhammed Zahar var, Hamas yetkililerinden biridir. Diyor ki bir gün oğlu işte şehit oluyor. Oğlunu defnetmeden yüksek bir yere çıkıyor. O anda yakın olan işte Gazze'liler toplanın, sizlere bir şey söyleyeceğim diyor. Ne söyleyeceksin? Buyurun. Diyor ki ben bugüne kadar size işte Siyonizme karşı mücadele edelim, cihad edin, şunu yapın, bunu yapın diyordum ama biraz burukluk vardı bende, bir boynu büküklük vardı. Çünkü hepinizin şehidi vardı. Zaten vardı. Benim şehidim yoktu. Elhamdülillah diyor benim oğlum şehit oldu. Biraz sonra onu defnedeceğiz. Ben bundan sonra size daha rahat işte cihad edin, mücadele edin diyebilirim. Böyle bir toplum. İnanın gece yarısı bir gün bir yeri ziyaret ediyoruz. O Ribat'ta olan Müslümanları ziyaret ediyoruz. Bir ayağı kopmuş koltuk değneğiyle Ribat'ta olan bir Müslümanla karşılaştık. Ya dedik bu buradan ne yapıyor? Yani bunun ne faydası olacak? Ne yapıyor? Dediler ki bu yıllar önce Siyonistlerin saldırısında burada yaralandı. Bu işte Türkiye, Mısır, bilmem birkaç ülkede tedavi oldu. En son işte ayağının bu şekilde kesilmesi oldu ve tedavi süreci bitti. Tedavi süreci bitip Gazze'ye döndüğünde bu adamın talebi ne olsa gerek, sizce nedir? Ben illa tekrar orada nöbette devam edeceğim. Ve dedi buyurun siz ikna edin, bundan sonra gelmesin. Biz yıllardır ikna edemiyoruz bu şekilde. Burada Ribat'ta bekliyor. Yani evet. Böyle bir ortam, böyle bir şey. Ta bu çocukluktan. Mesela bir insanı Gazze'de biz kültürel burada, öğrenmiştik evet. Söz konusu. Burada biz, o sosyolojik gerçeğin içinde doğuyorlar. Evet. O sosyolojik gerçeğin bir şey diyordunuz abi. Gazze'de misal burada biz bir tanışma yaparken işte ben makine mühendisi bilmem işte diğer hocam ben sosyolog biri. Herkes kendi mesleğiyle veya aşiretiyle veya bilmem kurumuyla, şehriyle, kuruluşuyla bir şekilde statüsüyle kendini tanıtıyor. Gazze'de bir insan kendini tanıtırken ben falan caminin müdavimiyim. Oradan
ta çocukluk yaşından beri orada o medrese eğitiminde kendini onunla tanıtıyor. Ve öyle bir ortamda büyüyor ki işte bugün Gazze'de bomba başına düşerken birbirine sarılıyor ve devam ediyor, direniyor. Yine izniniz olsa son bir şey söyleyeyim. Buyurun. Hani o beraber hocamın da söylediği o yazsın veya işte beraber olmanın Kürtçe'de çok çok sevdiğim bir söz vardır. Diyor ki talana tev eyle daveti. Talana tev eyle daveti. Ne demek Türkçesi? Diyor el alemle olan bir talan düğün gibidir. Yani o talan herkesi etkilemişse düğün gibi. Talan yani vurgun veya ne diyor o talan olmaktan çıkıyor. Artık normal bir şey. Çünkü bunu herkes bu acıyı yaşıyorsa o acı hafif geliyor. Şu andaki Gazze'deki durum da biraz böyle. Geçen sene depremde de yaşadığımız buydu. Gazze'de de yaşadığımız buydu. İşte, ifade ettiğiniz gibi. Şimdi bir şehirlerde özür diliyorum. Bir tek bina çökmüş olsaydı, bir tek evin başına gelseydi bu şehirler bu kadar olacak. Dirençli olamazdı. Ama her mahallede, her sokakta şehitler vardı. Enkazın altında insanlar kesinlikle. Vardı. Herkes eşit durumdaydı yani. Bu vesileyle i̇şte bir kere daha Allah rahmet eylesin diyelim. Her iki örnekte hem deprem olsun hem Gazze yani her türlü eylemlerin, karşılaştığımız problemlerin düşünsel esnekliği nasıl geliştirdiğine çok güzel bir örnek bu işte. Eyvallah. Burada en önemli şey şu, kişinin şunu görmesi. Neyi değiştirebilirim, neleri değiştiremem, bir de ikisi arasındaki farkı anlamamdır. Anlamak. Bu öğretinin ta stavcılardan geldiği söylenir. O oralardan gelen kadim bir şey. Gazze'deki halkın bu güçlü yanı da o. Eyvallah. Değiştirebileceklerini biliyorlar, değiştiremeyeceklerini görmüşler. Aradaki farkın farkındalar. Farkındalar. Onları güçlü kılan, en temel yapılan birisi bu. Verdiğiniz örnek de buna güzel bir örnek. Evet. Benim şimdi kelime aralarında kendimce düşündüğüm ve tespit ettiğim birkaç bir şey var Behçet abinin. Bir, işte beraber yaşanan acı metaneti arttırıyor. İkincisi şu, acı, sürekli acı duygunun hassasiyetini kabuklaştırıyor. Bir vakit sonra acı kabuklaşmış ve nasırlaşmış bir hale geliyor. Acıyı hissetmez hale geliyor yürek. Eyvallah. Katlanabilir hale geliyor diyebilir miyiz? Öyle mi? Katlanılabilir hale de gelebiliyor deriz. Yani histeki farklı bir merhale gibi oluyor. Evet. Yani o ilk bizim işte bu acıya dayanılmaz dediğimiz belki bir merhaledir. O hocamın uzmanlık alanıdır. Ben girim çok şey ama ayrı sanki bir merhale kat ediyor. Evet. Acı insanın hassasiyetini kabuklaştırıyor. Bir başka ifadeyle katlanılabilir hale getiriyor. Getiriyor. Üçüncüsü de toplum kültürel öğretilerle aktarılmış bir kodlama insanı o toplumun evladı ve sosyolojik bir karakter inşa ediyor. Mesela bugün Gazze'de az önce ifade ettiğiniz işte ben kendimi tanıtırken şu caminin müdavimiyim diye tanıtmak geleneği kültürel kodlarla geliyor. Veya İsrail düşmanlığı dediğimiz düşmanlık çok sevdiğim bir birliktelik yekuniyet kaidelerinden bir tanesi şu. Diyor ki ortak düşman, ortak davaya göre daha birleştiricidir, daha güçlüdür. İsrail ortak düşman, öyleyse herkes için daha birleştirici. Yekuniyet prensibi. Ne dersiniz hocam? Doğru, şunu da ekleyelim daha güzel bir çerçeve olsun. Acı katlanılabilir, kontrol edilebilir, üstesinden gelinebilir hale gelirse baş edilebilir olur. Bunu başaramayan insanlar da var. Gelemesi altında kalırız. Aynen. Sadece acı için geçerli değil, tüm hepsi için geçerli. Kontrol edebilir, katlanabilir, üstesinden gelinebilir, regüle edilebilir hale gelirse doğru bir iş yapmış olunur. Yoksa problem, ciddi problem. İntihara kadar gider. Altında baş edilemeyen. Tabii ki. Peki tam da burada. Şimdi biz Gazze ile ilgili bu kültürel kodlamalardan gelen ruhsal dayanıklılığı nasıl dayanıyorlar? Biz burada görünce bile tüylerimiz ürperen görüntüler ama nasıl oluyor da dayanıyorlar dediğimiz toplumsal dayanışma, ruhsal dayanım vesaire filan söz konusuyken şunu sorabilir miyiz? Hani inançlı insan ruhsal hastalıklar, ruhsal marazlar yaşayamaz mı? Yaşayabilir değil mi? Tabii ki. Bunun yanında hani inancın getirdiği ritüellerin, ibadetlerimizin ruhumuza çok büyük faydaları var. Evet. Hepsinin ayrı faydaları var. Hikemi boyutta değerlendirirsek hani bunları biz
Bu ruhi faydalar için yapmıyoruz. Allah rızası için yapıyoruz. Orası ayrı bir mevzu. Ama tespit etmek, tahlil etmek, tanımlamak için baktığımızda kıymetli hocam, ibadetlerin bizim ruhi dengemizi oluşturmakta da çok büyük katkıları var. Çok bunun yanında inançlı insan da ruhsal marazlar yaşayabilir gibime geliyor. Ne tabii dersiniz? Ki yaşayabilir. Yaşamalı da zaten. O da onu büyüten bir şey. Ruhsal marazların, sıkıntıların üstesinden gelinebilir olması lazım. Sıkıntının olmadığı bir dönem yok ki. Olmayacak da zaten. Böyle bir şey yok. Olmalı da. Katlanılabilir, kontrol edebilir, üstesinden gelinebilir, baş edilebilir olması lazım. İnançla ilgili ruhsal dayanıklılık, esneklik, rezilasyonla ilgili ciddi araştırmalar var. Bunu sağlayan en büyük unsurun inanç olduğu görülmüş araştırmalarda. İkincisinin de mizah, biliyor musunuz? Çok ilginç. Duygusal esnekliği. Aynen, aynen. İnanç, İnancın en temel de inancın bu esnekliği, duygusal dayanıklılığı geliştiren birinci dinamik olduğu görülüyor. Ampirik veriler var. Mizah da bunlardan biri, çok ilginç. İnanç nasıl olur? İnançla ilgili kısaca şunu ekleyelim, çok önemli. Bu biraz kendiliğin oluşumuyla da alakalı. Kendilik dediğimiz, o benlik dediğimiz şeye şöyle de bakabiliriz. Şimdi libido denen bir yaşam enerjimiz var. Hareket aslında. Şu anki hayatta olduğumuzu sağlayan, neyse o görünmeyen, bir hareketi sağlayan yapı. Libidinal enerji. Bunu bir kendilik dediğimiz bir özümüze, arkeik özümüze yatırıyoruz. O benlik dediğimiz narsistlik yapı. Bu sağlıklı bir şey. Yani bir yönüyle burada, kendilik dediğimiz şey böyle bir şey. Bir de insan dediğimiz tür, eksikli ve aciz olduğunu bilen tek tür. Öleceğini bilen tek türüz biz. Yani bilinç dışı hiç unutmuyor ki ölümü. Yok olacağımızı biliyoruz. Aciz olduğumuzu da biliyoruz. Doğuştan kastreyiz aslında. Bunu bilen tek türüz. Dolayısıyla aciz ve mutlak olan, eksik olmayan bir üst çatının altına girme ihtiyacı var insan canlısının. Böyle bir ihtiyacı var. Kimse bunu inkar edemez. Yüce kudreti. Aynen aynen. Buna var. İdealize ebeveyn imagosu da diyorlar. İdealize ettiği mutlak bir ötekinin levinans vardır meşhur. O meçhul öteki der buna. İnanan için işte Cenab-ı Allah, faili hakiki, kadiri mutlak, düşünsenize her şeyi bilen, gözeten, ya bir inanan için inanılmaz doyuran bir şey yani, daha ne olsun. Bu böyle bir yönü var. İnsan ne kadar seküler de olursa olsun böyle bir çatının altına girme ihtiyacı var. Oraya Cenab-ı Allah'ı koymaz, başka bir şeyi koyacak illa. Böyle bir türüz biz. İşte inancı bu bağlamda ele almak lazım. O idealize ebeveyn dediğimiz o üst çatıya en fazla doyurucu neyi koyuyorsanız, bizim için ne vahiy, peygamber, Cenab-ı Allah'ın vahyi, varlığı, birliği. Düşünsenize ne kadar kalbi itminan eden şey. Ela bi zikrillahi tetmeynül kulub. Bu işte hafif tembih, biliyorsunuz. Sadece bir yolu var. Nedir o? Allah'ın zikretmek, düşünmek. Düşünme dediği bu işte. Onun mutlaklığını düşünmek. Bakın ne kadar itminan eden, doyuran bir şey. Yani inancın böyle bir yönü var. Güçlendiren, doyuran, çok önemli olan ruhsal dayanıklılığı geliştiren yönü var. Ne olursa olsun, sadece din olması şart değil. Din bizler için, inananlar için en önemlisi de, dini kabul etmeyen için bile böyle bir yapı var. Bu bağlamda ele almak lazım, evet. İnancı. Peki bir şey diyordunuz abi, zikirle alakalı. Kalpler ancak Allah'a tatmin anmak etmekle olur, tatmin olur. Başka bir şey değil. Şimdi sizin tankla, topla, başka bir şeyle, hiçbir güçle elde edemediğinizi hasbunallahu ve ni'mel vekil deyip İşte bitiriyorsunuz. Kadri mutlağa sığınmaz, değil mi? Vekil olarak Allah yeter diyorsunuz. Aynen. Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığında işte Cebrail Aleyhisselam'ın gelip de öyle bir şey anlatılır. Hani var mı bir istediğin? Allah her şeyi görüyor. Aynen. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. İnanç. Yani bu teslimiyet ruhsal dayanıklılığı. Evet. Aynen. Yoksa tabii ki bu ruhsal ilmi çalışmalar yapılmalı ve bu konuda işte tabir caizse terbiye edilmesi gereken duygular, davranışlar mutlaka olmalı. Ama bir bedevinin hiç bunların hiçbirinden haberi olmayan bir insanın Allah'a teslimiyetine bir bakıyorsunuz, irkiliyorsunuz yani. Böyle bir şey. Yani yine izniniz olursa onunla ilgili de bir anekdot, çok böyle çarpıcı bir anekdot. İstanbul imsakına girmek üzereyiz abim. Evet. Şunu ekleyeyim. İnsanın işte bir sığınma ihtiyacı, istihane, böyle bir ihtiyacı var. Sığınma ihtiyacı. Hiçbir seküler bunu inkar edemez. İnsanın bir sığınma ihtiyacı var. Şudur, zulme maruz kalırsınız, gücünüz yetmez, gücü yetenin sizin tarafta olduğunuzu bilmeniz bitiriyor işi. Bu kadiri mutlaktır, evet, işte. Evet. Cenab-ı Allah'tır. Ve teslim oluyorsunuz, diyorsunuz ki, evet, bunun hesabını sorabilecek
birileri vardır. Peki. Burada olmasa da diğer tarafta soracak. Peki, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İstanbul imsakına girdik Mehmet abim. Uzman psikolog, sosyolog Birol Yılmaz ve İHH Şanlıurfa temsilcimiz Behçet Atilla abim, hocam. Bugün bizlerle beraber oldu. Var olun, sağ olun. Bence sahur Ramazan programları içerisinde çok ilginç ve güzel bir muhabbetimiz oldu. Çok teşekkür ederiz. Var olun. Teşekkür ederiz. Peki, değerli izleyenlerimiz, bugün de programı böylece bitirmiş olduk. Rabbim bizi bütün zulümlerin ötesinde zalimlere karşı çıkacak gücü ve kudretiyle beraber onun gök kubbesinin altına sığınmayı nasip etsin efendim. Yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.